Hocam sizin ve sizi seven herkesin Berat Kandil mübarek olsun. Allah tekrar edesin. Allah'ım şehit olmak isteyen bütün talebelerinizin dualarını kabul etsin inşallah. İnşallah biz de şehit oluruz. Hüseyin Köksal helal olsun Ankara'dan. Koç şehit bir hemşerimiz. Evelallah, evelallah. Oluk oluk akarız yani. İstedikleri şehit olsun. Hiç derdimiz değil yani. Hiç sorun değil. İftihar ederiz. Bir de anneler sakın ağlamasınlar. Kardeşim bir savaş var, bir istiklal savaşı var yani. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti dış güçler ablukaya aldılar. PKK hikaye. Onlar, onların paralı adamı yani mafyanın var ya paralı tetikçisi. Paralı tetikçisi. Asıl Avrupalı komünistlerin uzantısı bunlar. Aynı Sevr dönemindeki Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi şu an. Aynı o zaman Koç yiğitler nasıl Çanakkale'de şehit düşüyordu? Anneler ağlıyor muydu Çanakkale'de? Aynısıdır. Oluk oluk şehit vereceğiz ama bir karış toprağa vermeyiz. İnşallah. Bunu unutacaklar. Şimdi. İstedikleri şehit olsun. Hazır mısın Berker'im? Evelallah. Evelallah. Hazır mısınız? Evelallah hocam. Eh bitmiş. Ya boş yere çırpınmalarına gerek yok. Tiyatro gibi koskoca adamlar oyun oynuyorlar ya. Yok şunu ilan ettik, bunu ilan ettik bilmem ne. Berker'im buyur. Bir şehidimiz daha olmuş dediğiniz üzerine ben Siirt'te polis otosunda silahlı saldırı olmuş bir şehit. Polis memuru. Kudurdu köpoğlu köpekler, kudurdular. Yani babaları Marx. İşte Stalin, onlar da onların ekibi. Polis, vatanın, bayrağın, milletin namusunu, canını korumak için görev yapıyor arabada, güç şartlarda, çoluğu çocuğu var. Eşek herif. O yiğitlik mi, delikanlılık mı? Değil mi? Mazlum, tertemiz bir insan, sen gidip kahpece şehit ediyorsun. Senin de güvenliğini koruyor ayrıca. Bak senin annenin, bacının, kardeşlerinin de güvenliğini koruyor. Değil mi? Tabii. Mardin'de. Herkesin orada güvenliğini koruyor. Oradaki o mazlum insana böyle bir şey yapılması kalleşlik, başka bir şey değil. Evet. Ama tabii komünist de şimdi ahlaksızlık yapma desen ahlak zaten kabul etmiyorum diyecek. İmansızlık yapma desen zaten imansız olduğunu söyleyecek. Çakallık yapıyorsun desen zaten çakal olduğunu savunacak. Bu adamların anlayacağı işte ilmi mücadeledir. İnşallah. Yani eğitilmeden, bu cahillikten bunlar kurtulmadan bu kafadan çıkmazlar. Tebliğin çapını genişletmek lazım. Derinleştirmek lazım. Ve özellikle de tabii devletin radyosunun televizyonlarında kullanılması gerekiyor. Devletin imkanlarında kullanılması gerekiyor.